Evet çocuklar, Türkçe dersiyle başlıyoruz. Türkçe kitaplarımızı çıkartalım. Günaydın. Türkçe kitaplarımızı çıkartalım. Sayfa 157. Sayfa kaç öğretmenim? Bir saniye beklersen söyleyeceğim. Sayfa 157. Evet. Türkçe kitabımız sayfa 157'yi açıyoruz. Öğretmenim, sesinizi duyamadım. Sayfa kaç? Sayfa 157. Evet, Türkçe kitabı sayfa 157'yi açıyoruz. Ben de açıyorum. Günaydın Mehmet. Sayfa 157 Türkçe kitabı. Benim. Günaydın. Evet, sayfayı ben açıyorum. Ben de açıyorum. Tamam, mikrofonlar lütfen kapalı kalsın. Sürekli açık bir şey söylemeyin. Ben de paylaşıyorum kitabımı sizinle. Evet, şu anda sayfa 157'deyiz. Hatırlıyorsanız bu etkinlikte kalmıştık. Daha tamam işte buradaki paragrafta noktalama işaretlerini yazıyorduk. Devam edelim. En son buraya nokta koymuştuk. Hemen aklıma siz geliyorsunuz. Nokta demiştik. Türkçe kitabı sayfa 157. Esma. Evet, devam ediyoruz. Okula gidiyorum. Sizce buraya hangi noktalama işareti gelecek? Söyleyeyim. Okula gidiyorum. Sizi görmeyince çok üzülüyorum. Okula gidiyorum. Buraya ne gelecek acaba? Nokta mı, bir soru işareti mi, ünlem işareti mi? Mesaj da yazabilirsiniz. Parmakla kaldırabilirsiniz. Mikrofonumuz kapalı olsun. O mikrofonu açanı yakacağım. Azra, mikrofonunu kapatsana lütfen. Lütfen dikkat edelim mikrofonumuza. Azra. Evet. Hangi noktalama işareti gelecek? Okula gidiyorum. Evet, mesajlara bakıyorum. Nokta demişler. Nokta, 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 nokta. Acaba nokta mı? Acaba nokta mı? Hatice, sence? Önlem Neden? Burada korku, panik, herhangi bir heyecan bir şey yok ki.
Bana öyle geldi. Başka cevap? Cennet bir gül demiş. Cennet neden bir gül mikrofonu açıp bize söyler misin? Öğretmenim çünkü daha sözünü bitirmemiş ki diğer de sizi göremeyince çok üzülüyorum da yazıyor. Evet. Daha cümlesini bitirmemiş değil mi? Bakın okula gidiyorum. Tamam cümlemiz bitmiş ama bakın bu cümleyle alakalı başka bir cümleyi de arkasına eklemiş. Biz ne demiştik? İki cümle arasına virgül koyarız bazen. Zaten nokta olsaydı dikkat edin. Bu S büyük olurdu değil mi? Nokta olsaydı eğer bu S büyük olurdu. Bakın küçük yazmaya devam etmiş. Aynı şekilde ünlem soru işareti de olsaydı yine bu S'yi büyük yazması gerekirdi. Küçük yazmış. O yüzden buraya virgül, hani yukarıda söylerken demiştik ya hatırlarsanız. Böyle bazen cümlelerin arasına bir şeyi söylemeyi daha bitirmediyse cümlesini söyledi. Virgül deyip başka bir cümleye devam edebilir demiştik. İki cümlenin arasına virgül gelebilir demiştik. O yüzden buraya virgül gelecek. Yanlış yaptıysanız düzeltin. Okula gidiyorum bir gün. Devam edelim. Sizi göremeyince çok üzülüyorum. Üzülüyorumdan sonra ne olacak? Evet. Sizi göremeyince çok üzülüyorum. Üzülüyorumdan sonra ne olacak? Nokta, nokta, nokta demişler. Nokta. Başka cevap vermek isteyen. Nokta. Hasan sence? Nokta öğretmenim. Nokta. Tamam. Sarp sence? Sarp duymuyor seni. Nokta. Ha, Hatice? Nokta. Tamam, Hatice. Nokta. Nokta. Evet, nokta değil mi? Cümlemizi bitirmiş. Seni görmeyince çok üzülüyorum. Nokta. Buraya nokta olacak. Bakın nokta olduğu için noktadan sonra büyük harfle başlamış. Dikkat ettiniz mi? Sessiz bir yılı buraya ne gelecek? Bir dönemi buraya ne gelecek? Yani ilk buna bakalım. Sessiz bir yılı buraya hangi noktalama işareti gelecek? Bir dönemi buraya ne gelecek? Kim söyleyecek? Sessiz bir yılından sonra ne gelecek? Sessiz bir yılı. İbrahim Korkut bir gün demiş. Sarp sence? Virgül. Virgül. Tamam. Kapat. Abi virgül demiş. Cennet virgül demiş. Cem virgül demiş. Hatice. Virgül öğretmenim. Virgül. Virgül sence?
Dedim duymadım seni. Mert beni yok demiş. İyi. Cem Bilgin. Evet, siz bir yılın bir gün. Bakından saymaya devam ediyor. Bir yılı, bir dönemi. Buraya ne gelecek bir döneminden sonra? Zerrin söyle, sen mikrofonda bir sorun mu var? Aç mikrofonu öyle söyle Zerrin. Ha. Virgül. Bir gün buraya da virgül dedi. Başka söylemek isteyen ya da mesaj atmak isteyen. Adada virgül dedi. Havit'te virgül dedi. Virgül. Aynı şeyden benzer kelimeleri sayıyor değil mi? O yüzden virgül olması gerekir. Bir yılın virgül, bir dönemi virgül. Öğretmenim. Efendim? Virgül. Virgül, tamam. Devam ediyoruz. Hatta bir günü inanın ki düşünemiyorum bile. Ne gelecek en sona? Her şeyi bitirdi dayattık. En sona ne koyar? En sona. Paragrafın en sonuna. Söyleyeceğini söyledi. Hepsini bitirdi. Ne gelecek? En sona. İbrahim'in sonu virgül gelecek. Cennet nokta demiş. Başka cevap vermek isteyen var mı? Amin nokta dedi. Cem? Nokta. Nokta. Zelli? Nokta. Nokta. Evet. Nokta. Hatice? Nokta. Neden nokta Hatice? Çünkü artık yazdığı cümlenin sonuna geldiği için nokta. Evet, cümlenin de paragrafın da sonuna geldi değil mi? Artık nokta koymaktan başka çaresi yok. Sen son sen söyle. Nokta. Nokta. Şimdi ikinci alıştırmaya bakalım çocuklar. Birinci alıştırmayı bitirdik. İkinci alıştırmaya bakalım. Sonunda ünlem işareti olan iki cümle yazalım demiş. Bir cümle buraya, bir cümle buraya. Ne demiştik? Ünlem işaretini biz ne zaman kullanıyorduk? Korku, panik, heyecan gibi böyle durumlar olduğunda iki cümlelerin sonuna ünlem işareti kullanıyorduk. İki tane örnek cümle yazacağız. Kim ne söyleyebilir, yazabilir? Ne yazabiliriz mesela? Sonuna ünlem işareti koyabileceğimiz iki tane cümle. Bakın yukarıda nasıl kullanmıştı ünlem işaretini örnek olarak. Mesela, eyvah bardak düştü. Ünlem işareti koymuş sonuna. Of başım ağrıyor. Ünlem işareti. Zavallı çocuk. Ünlem işareti. Siz de bunun gibi böyle korku, acıma, heyecan gibi bir cümle bulup sonuna ünlem işareti koyacaksınız. Hatice sen örnek vermek ister misin? Ormanda yangın var. Evet. Eyvah, ormanda yangın var mesela değil mi? Orada bir yer. Güzel. Abi dün korkunç bir rüya gördüm demiş. Ünlem işareti o da olabilir. Çok güzel. Başka örnek vermek isteyen. Zavallı çocuk. Bu da olabilir. Başka örnek. Mesela ne yazabilirim? Eyvah. Eyvah.
yangın çıktı. Zaten çocuklar bu eyvah kelimesini görür görmez ünlem işareti olduğunu anlayın, tamam mı? Yani eyvah diyorsa ünlem işareti olduğu kesindir. Eyvah, yangın çıktı. Başka örnek vermek isteyen Zerrin, sen örnek ver. Olamaz, yılan gördüm de olabilir. Evet, olamaz, yılan gördüm. Olamaz, yılan var. Zavallı çocuk, olamaz, yılan gördüm. Zavallı çocuğu yazalım. Acıma var çünkü burada da. Zavallı çocuk. Bu arada bir tane ünlem koymamız yeterli. Benim burada iki tane koymuşum ama bir tane yeterli. Zavallı çocuk mesela. Başka çeşitlendirmek isteyen var mı? Başka örnek vermek isteyen? Ünlem işareti olabilecek cümlelere. Ali demiş, aa aslan. Böyle korkuyor değil mi? Orada da ünlem olabilir. Cennet, senin yazdığın cümlede olmaz be. Öğretmenim ben, hoş geldin yazmışsın. Ünlem için yazdıysan olmaz ünlem. Korku, öğretmenim ben. Öğretmenim öğretmenim beni silin, ben sağsız size ne dediğimi söylemek istiyordum. Aa, tamam. Ben diyordum ki ay. Tamam. Anladım dedim. Evet. Of, başım ağrıyor yapmış biri. O da doğru. Üçüncü alıştırmaya işaret koyun, ödev olacak. Bu okuduğumuz parçadan içinde virgül olan iki cümle seçip yazalım demiş. Bir önceki şeyde okuduğumuz parça vardı ya. İşte bu vücudumuzla ilgili bize bir şeyler söylüyordu. O parçadan virgül ile ilgili virgüllerin geçtiği iki tane cümle bulup oraya yazacağız. Şimdi onunla uğraşmayalım. Ödev olsun bu. Üçüncü alıştırma, ödev. Bir tane dersim var. Evet, bu üçüncü alıştırma, ödev. 157'yi tamamladık çocuklar. Sayfa 158'deyiz. Sayfa 158'de ödev. 157'de üçüncü alıştırma ve sayfa 158'in hepsi ödev. Sayfa 159'a bakalım. Kutup ayılarının dünyası diye bir serbest metinimiz var. Herkes bu serbest metini, sayfa 159'u bir defa içinden okusun. Kutup ayılarının dünyası. Herkes sayfa 159'u bir defa içinden okusun. Mikrofonumuz kapalı olsun. Kimin mikrofonu açık? Merhaba.
Evet, mikrofonu kapatır mısın? Evet, sayfa 159'u okuyoruz içimizden. Trenler bitti, yazmaya başladı. Bitirdim öğretmenim. Ada.